Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Bir zamanlar yemyeşil ve huzur dolu bir ormanda büyük ve bilge bir fil yaşarmış. Bu filin adı Miço'ymuş. Miço, ormanın en yaşlı ve en güçlü hayvanıymış. Aynı zamanda kalbi de en az boyu kadar büyükmüş. Ormanda herkes onu çok sever ve saygı duyarmış. Çünkü Miço her zaman yardıma muhtaç olanlara elini uzatırmış. Bir gün ormanın derinliklerinde küçük bir sincap ailesi yuvalarını kaybetmişti. Eski yuvaları büyük bir fırtınada devrilen bir ağacın altında kalmıştı. Sincap ailesi çaresizce yeni bir yuva ararken Miço onları fark etmiş. Büyük dostumuz Miço hemen işe koyulmuş, gövdesiyle en güçlü ağaç dallarını bir araya getirerek yeni ve sağlam bir yuva inşa etmiş. Sincap ailesi yeni yuvalarına yerleşirken Miço'ya teşekkür etmişler. Küçük sincaplar Miço'nun bu yardımı sayesinde güvenli bir şekilde büyümüşler. Başka bir gün, sıcak bir yaz günüymüş, ormanın içindeki küçük bir gölet kuruma tehlikesiyle karşı karşıyaymış ve birçok hayvan susuz kalmıştı. Miço bu durumu fark edince göletin yakınındaki bir tepeden su bulmak için uzun bir yolculuğa çıkmış. Güçlü hortumunu kullanarak suyu taşımış ve göleti tekrar doldurmuş. Tüm hayvanlar susuzluklarını giderdikten sonra Miço'ya minnettarlıklarını dile getirmişler. Miço yardımları karşısında yalnızca gülümsemiş ve her zaman yardıma hazır olduğunu söylemiş. Bir başka zaman ormanın içinde küçük bir ceylan kaybolmuştu. Ceylanın adı Lila'ymış ve ailesini bulamıyormuş. Miço Lila'yı bulduğunda çok üzgünmüş ve korkmuştu. Miço koca gövdesiyle Lila'ya güven vermiş ve onu sırtına almış. Beraber ormanın her köşesini dolaşarak Ceylan'ın ailesini aramışlar. Uzun bir arayıştan sonra Lila'nın ailesini bulmuş, Ceylan ve ailesi sevinçle kucaklaşmışlar. Miço yine bir yardım eli uzatmanın huzurunu yaşamıştı. Miço'nun yardımseverliği bununla sınırlı değilmiş. Bir gün küçük bir kuş ailesi yuvalarını fırtınada kaybetmiş ve yavrular uçmayı henüz öğrenememişti. Miço yavru kuşları güvenli bir yere taşımış ve onların uçmayı öğrenmesine yardımcı olmuş. Her sabah büyük kanatlarını açarak minik kuşların yanında uçmuş ve sonunda hepsi özgürce uçmayı başarmıştı. Ormanın her köşesinde Miço'nun yardımseverliği anlatılırmış. Küçük hayvanlar onun etrafında toplanarak hikayelerini dinlerlermiş. Miço her zaman şöyle dermiş. Yardım etmek her zaman kalbimizi ısıtan ve bizi mutlu eden bir şeydir. Birlikte yaşadığımız bu ormanda birbirimize destek olmalıyız demiş. Miço'nun hikayesi ormandaki her hayvan için bir ilham kaynağı olmuş. Onlar da birbirlerine yardım etmeyi ve dayanışma içinde yaşamayı öğrenmişler. Miço'nun yardımseverliği sayesinde orman daha huzurlu ve mutlu bir yer haline gelmiş. Çocuklar bu masaldan yardımlaşmanın ve sevginin gücünü öğrenmişler ve her zaman başkalarına yardımcı olmanın ne kadar değerli olduğunu anlamışlar. Ve böylece orman halkı Miço'nun öğretileriyle mutlu ve barış içinde yaşamışlar. Miço'nun yardımseverliği nesiller boyu anlatılacak bir masal olarak kalmış ve masal burada bitmiş. Herkes ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.